Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Fatma Girik'in biliyorsunuz ölümüyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Ünlü oyuncunun kardeşi Günay Girik, COVID'e bağlı organ yetmezliğinden hayatını kaybeden ablasının öldürüldüğünü öne sürdü. Bununla yetinmeyip hem hastaneye hem de Fatma Girik'in manevi kızı ve yeğeni Ahu Turan'la Aşkar'a dava açtı. Gelin ben geleni ardına koma. Hadi be sen de. Yazıklar olsun size. Babamızın öcünü almadıkça yaşamak bize haram diyor. İmdat! Sus kız! Ana sıcak bir yemek yapayım mı? Ne duruyorsunuz hala? Baba müjde. Ablasının öldürüldüğünü öne sürdü. Hastaneye ve Fatma Girik'in manevi kızı Ahu Turan'la Aşkar'a dava açtı. Çocukluğundan beri Allah'ım hep canımızı birlikte aynı anda alsın diye dua ederdim. Bu acıyı yaşamamak için. Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik, 79 yaşında geçirdiği COVID-19 hastalığına bağlı olarak çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Sevenleri ve yakınları Fatma Girik'i geçtiğimiz hafta gözyaşlarıyla toprağa verdi. Olmaz abi güzel. Sanki içimden bir ışık yanarmış gibi kırıl kırıl sevgiyle. Ünlü sanatçının ölümüyle ilgili kardeşi Günay Girik'ten çok konuşulacak bir iddia geldi. Girik, ablasının ihmal sonucu öldüğünü söyleyerek tedavi gördüğü hastaneye dava açtı. Bu toplantıyı planlamıştık geçen ay ablamla beraber. Bununla da yetinmedi. Fatma Girik'in hem manevi kızı hem yeğeni olan Ahu Turan'la Aşkar'ı da ablasının ölümünden sorumlu tuttu. Bodrum Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi'nde bu süreç boyunca Fatma Girik'in mal varlığına tedbir konulması hakkında hukuki süreç başlattık. Artık süreç yargıdadır. Tüm bu süreç avukatımız tarafından takip edilecektir. Günay Girik ablasının vefat ettiği hastanenin önünde hastane yönetimiyle ilgili bir ihmal vardır demiyorum ama koronayı kesin burada oldu diye açıklama yapmıştı. Ömrümün sonuna kadar seveceğim seni. Geçtiğimiz akşam da söyledim. Bana kalırsa dört yapraklı yoncanın en güzeliydi Fatma Girik. O masmavi gözleriyle, onuruyla yaşadı, onuruyla da hayatını kaybetti.